Emekliye 3 müjde birden. Zam, intibak, düzeltme. Emekliler için 3 önemli gelişme birden yaşandı. İntibak, düzeltme, tek sistem uygulamalarında iyileştirmeler yapıldı. Emekli meclisten gelecek güzel haberleri bekliyor. Emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? İntibak zammı ne kadar? Yapılan değişikliklerin ayrıntıları şöyle. Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu 2000 Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlere bağlanacak maaşta düşüş yaşanıyor. Emeklileri sevindirecek ilk hazırlık aylık hesabı. Hesaplamada tek sistem karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük Sosyal Sigortalar Kurumu emekli aylığı 1389 lira seviyesinde bulunuyor. Eksik aylıklara düzeltme 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 1020 lira. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeyecek. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak. Emekliler için düşünülen ikinci düzenleme şöyle, Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Bu kapsamda emeklilerin maaş dosyalarının yeniden tarandığı öğrenildi. İnceleme sonucunda eksik ödeme yapıldığı belirlenen bağkurlulara bu paralar iade edilecek. Maaş düzeltilecek, geriye dönük eksik ödenen tutarlar da toplu olarak verilecek. Bu kapsamda 2009 yılında emekli olan bir bağkurluya şimdiye kadar 1305 lira eksik yatırıldığını tespit eden SGK, bu vatandaşa toplu olarak ödeme yaptı. SGK'nın taramasını yaptığı bağkurlu sayısının 700 bin kişi olduğu bildirildi. %40'lık kaybın önüne geçilecek. Emeklileri sevindirecek üçüncü gelişme ise aylık bağlama oranları ile ilgili yasal düzenleme. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan ve meclise sunulan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık %40'lık kaybın önüne geçilecek. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.